Evet, Fransa'da yaşanan saldırıdan sonra Avrupa'nın psikolojisi bozulmuş, şoka girmiş görünüyorlar. Bu durumda yüzyıllardır saldırılara maruz kalan, katledilen Müslüman halklarının psikolojisi Batı'ya oranla hayli sağlam desek herhalde yanlış olmaz. Ya da dünyada sadece Batılıların bir psikolojisi, ruh sağlığı var, gayrisi yok. Şimdi Fransa'da gerçekleştirilen saldırının ardında bıraktıklarını batısıyla doğusuyla değerlendireceğiz. Üsküdar Üniversitesi Rektörü, Psikiyatrist, Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan, İstanbul'dan yayın konuğumuz. Değerli hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar efendim. Sağolunuz hocam. Şimdi bu son yaşanan olay, saldırı, yıllardır dillendirdiğimiz çifte standardın bir kez daha kanıtlanmasıdır. Hocam, bir Müslüman düşünün, doğuda yaşadığı zamanda, Avrupa'nın göbeğinde yaşadığı zamanda hiç fark etmiyor. Her zaman psikolojik ve fizyolojik saldırılara maruz kalıyor. Öncelikle İslam dünyasının Batılılar tarafından bu denli itilip kakılmasının altında nasıl bir psikoloji yatıyor sizce hocam? Buyurunuz. Tabii şimdi bu olayı analiz ederken oradaki teröristlerin psikolojisini ayrı, Batı toplumunun Fransa'da 1 milyonun üzerinde kişinin yürümesinin psikolojik dinamiklerini ve Doğu İslam coğrafyasındaki insanların psikolojisini ve Filistinlerin psikolojisini ayrı ayrı ele almak gerekiyor. Şimdi bu teröristlerin şu anda yakalanmamış olması çok büyük bir şanssızlık. Tabii teröristler bu iki kardeş Fransa'da doğmuşlar. Fransa vatandaşı, ana dilleri Fransızca, Cezayir kökenliler ama Fransa'nın bir sonucu, ürünü olan bir kişiler. Ve annesiz babasız oranın devlet koruması altında büyümüştü. Daha sonra bunlar bir şekilde Suriye'ye gidiyorlar. Belli bir eğitimden geçiyorlar, tekrar geliyorlar. Yani bunu onların yaptığıyla ilgili kanıtlar, o kişilerin bağlantısıyla ilgili kanıtları ayakta tutabilecek şekilde, elde edebilecek şekilde bir Fransa'nın onları sağ ele geçirebilecek gücü vardı. Bunu yapmaması çok birçok bilginin saklanmasına, birçok delilin örtülmesine sebep olduğunu, yani o kişileri tanımamız açısından, olayları analiz etmemiz açısından zor bir durum ortaya çıkardı. Ama artık daha çok varsayımlarla insanlar hüküm çıkarmaya çalışacaklar. O kişilerin yani orada tekbir getirerek saldırılarını yapmaları sanki adres gösterir gibi bir yaklaşım. Yani burada bu kişilerin tek olmadığını, yalnız olmadığını ve bağlantıları olan kişiler olduğunu gösteriyor. Bu bağlantıları ortaya çıkarmak yani Fransa hükümetinin sorumluluğu, uluslararası servislerin bu çok önemli bir sorumluluğu, gerçekleri ortaya çıkarabilmek, yani toplumları yanıltmadan bunu ortaya çıkarabilmek. Bunu anlayacağız. Bu neden terör yetişiyor? Hatta 11 Eylül 2001 olayı olduğunda o zaman CNN, Amerika CNN International bir haber geçti. Çocuğun birisi, 6 yaşındaki bir çocuk şöyle söylüyor: anne diyor, bu insanlar bizden neden bu kadar nefret ediyorlar diye soruyor. Çocuk, 6 yaşındaki bir çocuk, CNN bunu vermişti o zaman. Şimdi bu insanlar niye bu kadar nefret dolu? Bu soruyu iyi sormak lazım onların psikolojisini anlamak için. Yani onlardaki bu nefret neden artıyor? Şimdi küresel adalet olmadan küresel barış olmaz. Bölgesel barış olması için bölgesel adalet olması gerekiyor. Yani şiddetle mücadelede, demokrasiyi götürmede, çifte standardın olduğu bir ortamda insanlar kendilerini güvende hissetmiyorlar. Güvende hissetmediklerinde bir kuşatılmışlık duygusuna kapılıyorlar, tükenmişlik duygusuna kapılıyorlar. Tek seçenekleri köşeye sıkışmış bir kedi gibi saldırmak noktasına geliyor. Ve bunu yaparken de saldırıyı tabii çeşitli haksızlığa uğradıklarını düşünüyorlar, çeşitli otoriteye tepkili yetişmiş kişiler, büyük ihtimal bu kişiler. Ama bunları bir kutsal değere bağlayarak bu saldırıları yaparlarsa kendilerini daha iyi hissediyorlar. Bu nedenle teröristler hep böyle ya milli ideallerle ya dini ideallerle terör amaçlarını birleştirirler. Yani kutsallaştırarak
terörü doğallaştırırlar, normalleştirirler. Bu nedenle bu terörün İslam terörü tarzında yakıştırılmasına en güzel cevabı aslında 2001 11 Eylül İkiz Kule trajedisinden sonra Muhammed Ali vermişti. Muhammed Ali ziyarete gidiyor o yıkıntıları. Orada bir gazeteci soruyor, bu teröristler El-Kaide bunu yaptı, onlar Müslüman, siz de Müslümansınız, ne hissediyorsunuz diye soruyor. Orada Muhammed Ali çok çok veciz bir cevap veriyor. Şöyle söylüyor, siz diyor Hitler Hristiyandı diyor, siz de Hristiyansız diyor. Siz ne hissediyorsunuz, ben de onu hissediyorum diyor. Evet. Yani burada bu nedenle terörün, Sayın Cumhurbaşkanımızın çok güzel söylediği gibi, terörün dini, milliyeti olmaz, sorgulanmaz. Terörün dinamikleri farklıdır, psikolojik dinamikleri farklıdır. Yani bunu bir kere sık sık vurgulamamız gerekiyor. Ve terörle, hatta o dönemlerde Türkiye'deki televizyon şöyle bir altyazı geçmişti. 2001 olayları olduğunda 28 Şubat küreselleşti diye altyazı geçmişti bir televizyonumuz. Şimdi şu anda aslında burada Türkiye'de bir dönemde yapılan olayların küreselleştirilme çabalarını görüyoruz. Yani Hristiyan kültürüyle, medeniyetiyle Müslüman medeniyetinin, kültürünün bir şekilde kapıştırılması ve buradan faydalanmak isteyen üçüncü kültürlerin etkisi ve üçüncü uluslararası güçlerin etkisi burada çok ciddi bir şekilde kendini gösteriyor. Evet. Yani akıl yürütmeyle bunu rahatlıkla çıkarabiliyoruz. Bütün burada bir de şunu gösteriyor, bu Fransa'daki bir olay, Fransa'da sosyal dinamiklerin değiştiğini, dünyada sosyal dinamiklerin değiştiğini gösteriyor. Sanki 19. yüzyıl, 20. yüzyıl Fransa'sı gibi yahut da özellikle işte 1800'lü yıllar Fransa ihtilali olduktan sonra büyük yürüyüşlerin, büyük tepkilerin olduğu, yani kitle psikolojisi kitaplarının yazıldığı, bireysel ve bunun arkasından kitle dinamiklerinin yerine bireysel dinamikler almıştı modernizmle birlikte. 21. yüzyıl, 20. yüzyılda bunu almıştı. 18. 19. yüzyıllarda burada daha çok kitle dinamikleri ön plana çıkarken 20. yüzyılla birlikte, 19. yüzyılın ikinci yarısıyla birlikte bir bireyselleşme ortaya çıkmıştı. Bu olay bir sosyal dinamiklerdeki bir değişme işareti. Yani Fransa konformist bir toplum. Bu konformist bir toplumun böyle 1 milyon kişinin, belki daha fazla kişinin böyle yürümesi ve dünyaya kitlesel bir tepki tarzını ortaya çıkarması bir sosyal dinamiklerle ilgili bir duyarlılık oluştuğunu gösteriyor. Peki hocam, Nevzat hocam, medyanın evet. Sözünüzü kestim, çok özür dilerim. Bu yürüyüş üzerinden şunu da sormak istiyorum. Buyurun. Şimdi Avrupa'nın sürekli hani böbürlendiğini, kendini güçlü gördüğünü de göz önünde bulunduracak olursak, şimdi 12 kişi hayatını kaybetti. İşte Avrupa, daha doğrusu Fransa bütün dünya liderlerini bir araya topladı ve kol kola girip sokağa döküldüler. Buradan şunu da söyleyebilir miyiz acaba? Ne dersiniz? Avrupa korktu mu? Bu bir korku psikolojisi olabilir mi? Tabii şimdi korku yani fobi için şöyle tanımlanır. Mantık kurallarına uymayan korkulu olarak kabullenir. Yani temel mantık yasalarına uymayan, akla uygun olmayan korkulara fobi denir. Şimdi bunun karşısında İslamofobi gibi bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi Türkiye'de vardır böyle. Mesela çarşaflı birisini gördüğü zaman 220 volt elektriğe tutulmuş gibi olan insanlar vardır. Bu kişiler onu gördüğü zaman kaçarlar. Yani Bağdat Caddesi'nde rastlıyorduk bir zamanlar. Yani Türkiye bunu aştı büyük ölçüde. Omuz atıyorlardı böyle kişilere. Yani şimdi bu Türkiye'de bu birdenbire oluşmadı. Türkiye'de niye 50 sene, 100 sene önce yoktu da bu sonradan oluştu? Bu fobi, bunlar yapay fobiler. Yapay fobiler, şimdi şu anda da yapay ve İslam fobisi oluşturulma çabası var. Yani burada işte Batı korktu dedirtmek istiyorlar. Yani bu şuna benziyor. Şöyle aile içerisindeki dinamiklerde de rastlarız. Mesela bir anne çocuğunun bir odaya girmesini istemiyorsa, bazı şeylere dokunmasını istemiyorsa, onu öcü var orada, korkma der. Kork der, tehlikeli orası der. Aynı şekilde şu anda biz
toplumda sosyal korkular oluşturularak bazı alanlara insanların yaklaşması istenmiyor. Yani şimdi düşün, Avrupa'da bir devlet oluşturacak kadar Müslüman nüfus var. Bu nüfus, hatta ilginç bir ironi de yaşandı orada. 12 kişinin öldüğü, daha sonra öldüğü yerde değil, daha markette orada çalışan Malili bir Müslüman genç, onun üzerindeki kişiyi buz odasına koyarak kurtarıyor. Evet. Birisi çocuk. Ya bu da Müslüman, o da Müslüman. Niye o terörist Müslümanların Müslümanlığını ön plana çıkarıyorsunuz da onu kurtaran Müslümanın Müslümanlığını ön plana çıkarmıyorsunuz? Burada tamamen bu toplumun ruh sağlığı üzerinden toplumun algılarını, toplumsal algıları değiştirmek isteyen kişiler bu olayda abartılı tepki verirler. Bu olayda abartılı tepkinin arkasında teröre karşı bir tepki önemli. Ama teröre karşı tepki akla uygun tepkiler olmalı. Korkular akla uygun korkular olmalı. Korkulacak şey burada İslam değil, korkulacak şey terördür. Bunun ayrımını yapmayan kimse, bunun arkasından hemen İslami terör küreselleşti gibi bir altyazıyla bunu duyuran kişiler, bu terörden istifade etmek isteyen kişiler. Yani terörden jeopolitik ve stratejik sonuçlar çıkarmak isteyen kişilerin burada etkisini göz önüne almak gerekiyor, bunu düşünmek gerekiyor. Bu nedenle bu psikolojik savaş yöntemidir. Yani bir insana toplumdaki sosyal dinamikleri değiştirerek çeşitli algılarla gerçekler arasındaki ilişkiyi bozarak burada şuna benzetilir. Yetiştirilmiş fikirler vardır psikolojik savaşta. Bir korku alınır. Özellikle Soğuk Savaş dönemi bittikten sonra, 1990'dan sonra dünyada bir NATO'nun bir düşmana ihtiyacı vardı. Bu düşmanı o zaman mavi kuvvetler, kırmızı kuvvetler içerisindeki yeşil kuvvetler olarak o düşman yeşil hat şeklinde İslam dünyası olarak, radikal Müslümanlar olarak çizildi. Ama burada tabii öz eleştiri de yapmak gerekiyor. Müslümanlar böyle bir durumda sorunu şiddetle çözmeye çalışmak gibi bir refleksleri oldu. Bu refleksler tam da istenen sonuç buydu. Yani olan bir olayı alıp, küçük bir olayı maksimize edip, büyütüp, bütün sanki İslam dünyası böyle düşünüyor tarzında bir küçük hatayı büyüterek bütün toplum öyle düşünüyor tarzında bir sanki İslam bunu cihadist diye bir tabir geçiyor şu anda. Dikkat ederseniz cihadist terminolojisine yerleştirmeye çalışıyorlar şu anda. Yani birçok cihadist kelimesini İslamofobinin bir yan materyali olarak kullanıyorlar. Cihad kelimesi İslam dininde kutsal bir kelime. Fakat Hazreti Peygamber'in hayatına baktığınız zaman Bedir Harbi'nden dönerken şimdi büyük cihad, küçük cihat bitti, büyük cihat başladı diyor. Yani o nedir diye sorduklarında insanın nefsiyle yaptığı cihattır, savaştır diyor ki buna İslam alimleri manevi cihat diyorlar. Maddi cihat değil, manevi cihat. Zaten İslam kültürüne, inanç sistemine baktığımız zaman savaşlar hep savunma savaşı şeklinde olmuş. Medine civarında, bölgesinde olmuş. Böyle bir bütün rahmet, merhamet üzerine kurulmuş bir dinin bazı radikalleri yüzünden, bazı sadece şekilde dini anlayan kişiler yüzünden bütün o Müslüman kitleyi bir tehlikeli unsur olarak algılatmak topluma, bu bir ayrımcılık vardır bunun arkasında. Şimdi çok yüzyıllardır ki son yaşananlara da baktığımız zaman hakikaten Müslümanlar işte her birçok coğrafyada inanılmaz derece fazla katliamlara, işkencelere maruz kalıyorlar ve daha işte bu saldırının, Charlie Hebdo dergisine yapılan saldırının hemen ardından mesela Nijerya'da kasaba yakıldı ve oradaki o örgütler insanları cayır cayır yaktılar, yüzden fazla insanı öldürdüler ve teröre karşı yürüdüklerini söyleyen dünya liderlerinin ağzından Nijerya'da yaşanan teröre karşı bir tek kelime dahi çıkmadı. Şimdi şunu merak ediyorum. Sadece Batı'da, Batılıların böyle burnu kanadıkları zaman sokaklara dökülen, işte böyle bütün dünya liderlerini sokaklara döken, işte tabii ki biz 12 tane insanın ölmesinden yana değiliz ama böyle bir şey olduğu zaman bütün dünya liderleri sokağa dökülürken, Müslüman dünyası katledilirken bu susmak, bu akıl tutulması, vicdan tutulmasını nasıl yorumlarsınız hocam?
Tabii şu anda şöyle düşünmek gerekir. Bir zamanlar biliyorsunuz Biafra diye bir 80-90'lı yıllarda hafızamızı yoklarsak hatırlarız. Afrika'da açlıktan ölen çocuklar vardı, zenci çocuklar. Başını bile zor tutuyordu. Yani evet. Açlıktan ölmek üzere. Bu görüntüler gösteriliyor ve bu arada İsviçre'de bir referandum yapıldı. Bu zencilere yardım edelim mi etmeyelim mi diye. İsviçre ki bu şu anda en medeni olarak gösterilen batı toplumu bir referandumda, çünkü her şeyi referandumla, halk oylaması yapan bir toplum İsviçre. Şu sonuca varıyor, yardım etmeyelim sonucuna varıyor. O Afrika'daki yoksullara, zenci çocuklara yardım etmeyelim. Oylamada halk oy çoğunluğu öyle çıkıyor, halk oylamasında. Şimdi burada nasıl bireysel bencillik olduğu gibi sosyal bencillikler vardır. Şu anda Amerika toplumunu düşün, dünya nüfusunun %5'i ama dünya kaynaklarının %25'ini kullanıyor. Şimdi dünyada kereste politikalarının üretildiği, yönetildiği yer, fındık politikalarının yönetildiği yer, fındığı biz üretiyoruz, fındık politikalarını Avrupa yönetiyor. Keresteyi Fransa, Afrika üretiyor, politikalarını Fransa belirliyor. Bütün dünya kaynaklarını acımasızca kullanıyorlar, kendilerini özel, önemli, üstün ve ayrıcalıklı görüyorlar. Şimdi böyle bir toplum kendisinde bir kişi öldüğü zaman hissettikleriyle, burada Afrika'daki ölenlerin hissettikleri arasında sosyal empati yok. Yani Batı'nın buradan çıkaracağı en büyük ders toplumsal empatiyi öğrenmesi gerekiyor. Bu eğer toplumsal empatiyi öğrenmezse biz de aynı şekilde. Yani burada ya bu insanlar dünya daha güvenli değil demeye başlıyorlar. Toplumsal empatiyi öğrenmediğimiz zaman karşı tarafın, ötekinin duygularını anlayamayız. Ötekinin haklarını, ihtiyaçlarını anlayamayız. Yani insan hakları konusunda konferanslar vermek, toplantılar yapmak değil, bunları hayata geçirmek esas olan, önemli olan. Yani bu davranışlar da, yani bu çifte standartta, Batı'da ölenlere, Filistin'de ölenlere onlar hak ediyorlar diyerek ikinci sınıf insan olarak gösteren bir düşünce tarzıyla bu olayda orantısız, abartılı tepki vermek arasında ciddi bir çifte standart var. Hatta böyle bir Filistinli iki çocuğun böyle bir konuşmasıyla ilgili bir karikatür vardı. Filistinli bir çocukla İsrailli bir çocuk konuşuyor. Filistinli çocuk şöyle, İsrailli çocuk şöyle söylüyor. Senin baban benim babama şeytan diyordu diyor. İsrailli çocuk, Filistinli çocuğa. Filistinli çocuk da şöyle cevap veriyor. Benim babam senin babana bir şey diyemiyordu çünkü senin baban benim babamı öldürmüştü diyor. Evet. Yani şimdi burada böyle bir adaletsiz bir güç dengesi var. Böyle durumlarda her zaman radikal teröre yatkın kişiler çıkar. Radikallik bir toplumda marjinalize edilebilir ama yok edilemez. Her zaman çıkar. Bu İslam kültürüyle değil, Mezopotamya kültürüyle ilgili. Mezopotamya tarihte, yani hatta Maslow'un meşhur bir sözü vardır. Bir insan elindeki tek silah çekilse bütün sorunları çivi olarak görür. Şimdi Mezopotamya kültürünün sorun çözme stili, bunu vurdun mu oturtacaksın, kafasını keseceksin tarzındaki bir yaklaşım. Bu kültürle yetişmiş. Bu en barışçıl dönemini Mezopotamya Osmanlı döneminde yaşamış. Ve Abbasilerin belli bir döneminde yaşamış. Her zaman bir orada kavga ve çatışma var. Buraya çomak sokuldu şu anda. Yani Irak'ta demokrasi konusunda çifte standart uygulandı. Mısır'da çifte standart uygulandı. Toplum bunu görüyor. Bunu öfke birikiyor. Biriken öfke de sosyal tepkilere neden oluyor. Ve şu anda dünyaya IŞİD ve Suriye terörist yetiştirmek üzere. Nasıl Diyarbakır cezaevi zamanında PKK'yı yetiştirdiyse şu anda da Irak'ta dünyaya terörist yetiştiren bir ocak haline geldi. Bunu muhakkak görmeleri gerekiyor. Çünkü haksızlığın olduğu yerde, zulmün olduğu yerde, adaletsizliğin olduğu yerde her zaman insanlar, normal yollarla hakkını aramayan insanlar her zaman çıkacaktır ve bunları da önleyemeyiz. Buna ancak fırsat eşitlikleri ve orada adil çözümler konusundaki Birleşmiş Milletler'in ortaya çıkması gerekiyor. Birleşmiş Milletler dünya parlamentosu gibi çalışmıyor.
Dünya parlamentosu gibi çalışsa her ülkenin 10'ar, 20'şer, 30'ar temsilcisi olur ve bir parlamentonun çalıştığı gibi çalışır ve oylama yapılır. Çoğunluk ne derse ona göre oraya müdahale edilir. Şu anda dünya demokrasiyle yönetildiğini söyleyen devletler tarafından Birleşmiş Milletler otokratik bir sistemle yönetiliyor. 5 tane devletin oluşturduğu oligarşik bir yönetim var. Birleşmiş Milletler'in muhakkak dünya parlamentosu haline dönüşmesi lazım bu sorunları çözmek için. Belki de bu sancılar öyle bir doğuma sebep olacak diye düşünüyorum. Evet. Yani bunun arkasından terör küreselleşmemeli, demokrasi küreselleşmeli ve Birleşmiş Parlamento oluşmalı. Dünya parlamentosu haline gelmeli. Herkes oraya güvenmeli. Adil bir çözüm üreteceğine güvenmeli. Ve bu İslam dünyası da bu konuda sorun çözme yöntemi olarak şiddet yerine Birleşmiş Milletler'deki ağırlığını kullanarak, dünyadaki etki gücünü kullanarak ve uğradığı haksızlığı doğru bir şekilde dile getirerek Birleşmiş Milletler'i de çoğunluğu elde edebilecek tarzda hareket etmeleri gerekiyor. Burada evet. Yani ciddi şekilde Asya'nın ve İslam dünyasının ortak hareket etmesine şiddetle ihtiyaç ortaya çıktı gibi gözüküyor. Evet. Tabii hak aranacak tüm yollar kapatıldığında da işte böyle şiddete başvuruluyor. Çünkü yıllardır mesela Filistinlilerin haklarını aramak için Uluslararası Ceza Mahkemelerinden tutun da Birleşmiş Milletler'e kadar bütün kapıları aşındırdığını ama ne yazık ki en sonunda el elde el başta kaldığını yıllardır görüyoruz. Hocam bu Filistin ve İsrail demişken siz, şimdi geçtiğimiz sene içerisinde, senenin ortalarına doğru hatırlayacaksınız, İsrail yine Gazze'ye bombalar yağdırmıştı. Yüzlerce insan ölmüştü. Çocuklar o plajlarda ölmüşlerdi. Ve İsrail şöyle bir şey yapmıştı. O misket bombalarını Gazze'nin üstüne yağdırırken büyük sinevizyonlarda bunları gösteri olarak İsrail halkına göstermiş. İsrail halkı da bu sinevizyonların karşısında güzel biralarını alıp bacak bacak üstüne atıp bu bombardımanı ve ölen insanları izlemişlerdi. Bu nasıl bir ruh hastalığıdır hocam? Nasıl bir psikolojidir? Tabii yani o Filistinlileri o kişiler insan olarak görmüyorlar maalesef. Yani biliyorsunuz insan olarak görmeme ilk Çanakkale Savaşı'nda kimyasal silah kullanmak istiyor İngiltere. Avam kamerasında karşı çıkıyorlar. Birçok masum insan da ölecek kimyasal silah, işte hardak gazı ilk kullanılacağı zaman karşı çıkıyorlar. O zaman Churchill maalesef, meşhur Churchill, onlar insan değil ki diyor. Burada Çanakkale'deki Türk askerlerine karşı. Şimdi aynı şekilde bakıyorsunuz onlar insan değil ki. Bunlar büyüdüğü zaman bize düşman asker olacak tarzındaki bir yaklaşım var. Bu duygu karşıtını besliyor. Karşıtını besliyor. İnsanlar kendilerini kuşatılmışlık hissi içerisinde, kuşatılmışlık duygusu içerisinde yaşayan bir insanın terörist olmaması çok zor. Çünkü başka bir kaçış yolu olmuyor. Savaşlarda vardır böyle. Bir orduyu kuşattığın zaman o sıkışmışlık, kuşatılmışlık duygusuyla şeyi yarmasın diye kuşatmayı, o kuşatmada bir yol açarlar, kaçmalarını sağlarlar. Ki yenilsinler ama o sıkışmış, kuşatılmışlık duygusuyla da fazla bir güç ortaya çıkarmasınlar diye. Şimdi şu anda Filistin'deki insanlar, bu kuşatılmışlık duygusu içerisindeki insanlar, oradaki birkaç tane füze atan radikal kişiler yüzünden bir füzeye 100 tane füze atarak onlar teröristtir demek, bu suyu bulandırıp sebebini yukarıda aramak gibi, yani kuzuyu yemek isteyen kurt gibi bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Evet. Yani özellikle burada üzerinde durulması gereken şey, burada insanlardaki adalet duygusu Orta Doğu'da zarar gördü. Yani insanlar Batı'ya güven azaldı. Bu azalma sonucunda bu aslında Batı korktuğu şeye kendisi sebebiyet veriyor şu anda. Hı hı. Batı stratejistleri korktukları şeyin oluşmasına sebebiyet veriyorlar. Eğer İslam dünyasında şu oluşan bu adaletsizliğe karşı Batı karşıtlığı, Batı husumeti, Batı düşmanlığı yerleşirse o zaman dünyada huzur kalmaz. Yani dünya nüfusunun 1/4 Müslüman nüfus ve Müslüman nüfusu şu anda birbirine karşı
bir ciddi bir şekilde kilitlemeye sebep oluyor bu. Belki de bazı farkındalıkların oluşmasına da sebep oluyor. Bu nedenle bu olaylarda Batı'nın çifte standartını yüksek sesle söylememiz önemli. Ama Batı'ya da toplumsal empatiyi de öğretmek, anlatmak gibi bir sorumluluğumuz var. Ve kendi içerimizde sorun çözme yöntemi olarak da muhakkak hak arama yöntemi olarak da şiddet içermeyen yöntemleri konusunda sabırla hareket etmemiz gerekiyor. Hocam çok önemli. Türkiye burada çok güzel bir örnek. Tabii. Evet. Çok önemli bir nokta daha var. Özellikle bu saldırı gerçekleştikten sonrasında işte Fransa'da ve diğer Avrupa ülkelerinde yaşayan Müslümanlar için bir av başlatıldı desek herhalde yanlış bir tabir olmaz. Zira bundan sonrasında mesela Müslüman kadınların tokalaşırken erkeklere elini vermediğini gören işte bir öğretmen, bir doktor vesaire onun Müslüman olduğunu fişleyecek ya da doktor muayenesinde soyunmak istemeyen birinin fişlenmesi. Yani kısacası hakikaten bir Müslüman avı başlatmış durumdalar. Burada o Avrupa'da yaşayan gurbetçi Müslümanlar nasıl bir psikolojide kalacaklar? Nasıl bir bu bir travma olur mu sizce? Ne dersiniz? Nasıl bir baskı altında olacaklar? Tabii bu aslında buna hiç yabancı gelmiyor bu söz ettikleriniz. 1997'de Türkiye'de benzer bir durum yaşadı biliyorsunuz. Yani burada genç kızlar kıyafetleri nedeniyle okuyamadı. Muayeneye giden bir hasta Çapa'da yaşandı biliyorsunuz. Medine diye bir hasta. Muayene edilmeden kıyafeti nedeniyle muayene olamamıştı. Hatta böyle üniversite hastanelerinin kapısına fotomontajla başörtüsüz fotoğraf yapan fotoğrafçılar çoğalmıştı. Yani bunu yaşadı. Bunu nasıl açtı Türkiye? Büyük ölçüde nasıl açtı? Diyalogla açtı bunu Türkiye. Diyalogla açtı. Bu ve bunun sonucunda biz düşman değiliz, sizin düşmanınız değiliz ve bunun sonucunda baktık şimdi bir okulda başörtülü başörtüsüz kız aynı anda okuyabilir hale geldi. Bunun çözümü diyalogdur, demokrasi kültürüdür bunun çözümü. Hadi şimdi hocam biz kendi içimize bu diyaloğu sağladık ama sizce hani ölen insanlara bile gözünü kapatan Avrupa'yla bu diyalog yaşanılabilecek mi? Tabii şimdi şu anda Batı'nın yani insanlığın geldiği nokta şöyle bir nokta, aklın ve bilimin ön planda çıktığı bir çağda yaşıyoruz ve bilgiye çok daha kolay ulaşılabiliyor. Yani böyle bir durumda bizim artık televizyonun karşısına geçip çay içip olayları seyretmek yerine ben Avrupa'da yaşayan filanca dostuma, filanca tanıdığıma bu olayda nasıl yardımcı olabilirim diye herkesin bir motivasyon içerisine girmesi gerekiyor. Bu noktada Doğu toplumlarının tembelliği bırakarak muhakkak kendilerini harekete geçirerek gerçek bilgiyi internet üzerinden, sosyal medya üzerinden bütün dünyaya anlatmaları gerekiyor. İngilizce web sayfalar oluşturulup anlatılması gerekiyor. Ve Batı'da ciddi bir hakperestlik damarı var. Bir dürüstlük damarı var. Bu damarı biz harekete geçirerek gerçek bilgiyi anlatmamız gerekiyor. Ne zaman yakından tanırsa bir Müslüman bir kimseni, hatta şöyle bir örnek yaşamıştım ben 2001 olayları olduğunda Amerika'da yaşayan bir doktor arkadaşımız anlatmıştı. O zaman işte şiddete müsaittir diye, Kur'an şiddeti tavsiye ediyor diye bir tartışmaya giriyor arkadaşıyla. Arkadaş şöyle diyor, Müslüman arkadaş, Türk arkadaş diyor ki ben sana hiçbir şey söylemeyeceğim diyor. Kur'an-ı Kerim İngilizce veriyorum da al buna bak diyor. Eğer burada şiddeti onaylayan, besleyen bir şey bulursan gel göster onun üzerinden tartışalım diyor. Kur'an-ı Kerim'i alıp götürünce orada inceliyor hocası. Sonra Müslüman ciddi ciddi yoksa? İnceliyor. Müslüman olmuyor fakat diyor ki ya baktım diyor 114 tane sure var diyor. 113'ünde merhametli olmaktan başlıyor diyor ve merhamet vurgusu çok fazla diyor. Bu kadar merhameti ön plana çıkaran bir kitabın izleyicileri, bir kutsal kitabın takipçileri şiddeti öncelikleyemez diyor. Bu nedenle ben diyor fikrimden vazgeçtim ve araştırıyorum diyor. Bu şu anda aslında bu olaylar bizim doğruları anlatmamız için fırsat. Yani doğruların önümüzdeki çok canlı bir örnek var. Yani böyle durumlarda canlı örnek kimdir? Canlı Kur'an-ı Kerim kimdir? Hazreti Peygamber.
Hazreti Peygamber'in, Hazreti Muhammed'in hayatını biz Batılılara anlatsak, onun evet, o hayatındaki hocam. Mesela bir çocukla karşılaşıyor. Çocuğun elinde serçe var. Çocuğu serçeyi sıkıştırmış çocuk. O çocuğu istiyor, vermiyor. Onun üzerine sat bana diyor. Çocuktan satın alıyor, parasını veriyor. Serçeyi serbest bırakıyor Hazreti Peygamber. Onun üzerine şöyle söylüyor. Ya yerdekilere merhamet etmeyene göktekiler merhamet etmez diyor. Ve bu davranışıyla ders veriyor. Böyle bir insan, böyle bir peygamberin takipçisi olan kişiler şu andaki yaptıkları onun dininin özüne uymuyor. Bunu evet. anlatmak için tam zamanı işte. Peki bizim hocam. Burada gerçek doğruları anlatmamız, gerçek İslam'ı anlatmamız için bir fırsat diye düşünüyorum ben. Evet hocam, bu geride bıraktığımız yaklaşık 20 dakika içerisinde siz çok güzel gerçekleri anlattınız bize. Çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum hocam. İyi günler. İyi yayınlar efendim. Sağ olunuz hocam. Evet, şimdi kısa bir reklam arası, ardından beraberiz.